Kendimi takdim edeyim. Evet. İsmim Mustafa Bal. 1998 yılında sosyoloji bölümünden mezun oldum. Ve mezun olurken hocamızın bir bitirme tezi konusuyla ben kişisel gelişmeye tanıştım. Ben kişisel gelişmeye tanıştıktan sonra benim hayatım şeyler değişti. Fakat ben burada eleştirilere baktığım zaman burada özellikle şunu belirtmem gerekiyor. Yani kişisel gelişim hiçbir zaman bir din yerine gelmez. Bunu en çok eleştirenlerin bir tanesi de benim. Yani bir inanç değildir bu. Yakın uzak değil. Yani alakası yoktur. Fakat fakat şöyle bir şey var. Şimdi merkezde insan olduğu için ego da devreye girdiği zaman, insanlar bir şey başardığı zaman bunu ben dedikleri zaman en büyük sıkıntı, en büyük problemi yaşıyorlar. Şimdi bu en büyük problem ise bu o zaman kişisel gelişim değil. Ben nasıl tanıştım? İlk önce kendim anlatayım. Yani kendi yaşadığım tecrübeler var. Belki buradan bizi izleyenler özellikle bu noktada bu fikirlerden istifade edebilirler. Ben 1998 yılında sosyoloji bölümünü bitirdiğim zaman bu KPSS sınavı mağdurlarından bir tanesi benim. Çünkü devlet almıyor. Fen edebiyat mezunlarından. Dedi ki ne yapalım? Sosyoloji mezunuyum. Bir taraftan öğretmenlik yapacağım. Bir bitirme tezim de var. Acaba bu bitirme tezden ne öğrenebilirim? Başarı, başarı nedir? Başarı bir sistem nedir? Başarılı ilgili acaba bir formül var mı? Mustafa Bey, şimdi televizyon ekranındayız ya. Ben yayından önce de sizinle konuşmuştum. Siz bunları düşündünüz. Önce ondan sonra da bir tez hazırladınız. Evet. Birkaç tane. Evet. Bu işe bu şekilde başladınız. Evet. Öğrenmeye başladınız. Evet. Şimdi lütfen oraları biraz tamam. Geçmiş olalım. Hani tamam. Nasıl da geçmeyelim. Oraları bir geçelim. Tamam. Şimdi siz ne yapıyorsunuz? Şimdi sektörde özellikle eğitim danışmanlık adı altında. İnsanlar özellikle şu soru soruyorlar. Nasıl daha gelişebilirim? Nasıl daha ilerleyebilirim? Günümüzdeki insanların en büyük beklentisi bu. Gelişmek ve olumlu yönde ilerlemek. Bununla ilgili teknik anlamda. Ben öğretmen kökenli olduğum için öğrenciler, öğretmenler, ailelerle beraber çalışırken acaba bu öğrencileri, bu aileleri nasıl başarılı bir şekilde sonuca ulaştırabiliriz? Öğretmen arkadaşına bu bilgileri nasıl paylaşabiliriz şeklinde bir amatör bir düşünceyle ben başladım. Şu anda geldiğiniz noktada siz sertifika denir hale geldiniz. Evet. Doğru mu? Evet. Şimdi bu verdiğimiz sertifika kim tarafından veriliyor? Bir, yasal mı? İki, ne işe yarar? Üç. Anladım. Şimdi ben tersten sorayım. Yasal mı değil mi? Bir yasal mı ilk sorum zaten. Yasal zaten. Oynadım. Şimdi şöyle bir şey bak var. Ya. Evet. Buyurun. Şimdi bu yasal zaten resmi firmalar ve resmi kurumlar çalışıyoruz. Evet. Şuraya vereceğim. Tamam. Okey. Devam edelim. Buyurun. Yasal mı değil mi? Yani biz bu eğitim çalışmaları yaparken hepsinin ciddi anlamda geri kayıtlar olarak, fatura bilgileri olarak biz bunları bildiriyoruz. Bir sonra sormuş olduğunuz soru da bizim çalıştığımız partnerlerimiz var. Eğitim partnerlerimiz var. Yurt dışı partnerlerimiz var. Yurt dışı partnerimiz şunu soruyor bize. Şimdi vergisel açıdan buna bakmadım tabii. Evet. Açıkçası hani yasalları da var mı? Ya bir birim yok ki yalnız. Türkiye'de bir yönetim bir birim yok. Yani Milli Eğitim Bakanlığı şunu söylüyor. Verdiğimiz sertifika mesela bir dil eğitimi almak istiyorsunuz. Dil eğitimi alıyorsunuz. Bu arkadaş İngilizceyi, Almancayı, Fransızcayı iyi konuşur diye bir sertifika veriyor. Evet. Eğitim kurumları. Ve bu verilen sertifikayı da Milli Eğitim onaylıyor. Doğru mu? Doğrudur. Çünkü evet. Milli Eğitim'in kendi müşavirliği olan bir program ama aynen öyle. NLP'nin böyle bir şey olmadığı için sizin verdiğiniz sertifikanın Milli Eğitim tarafından bir tanınmışlığı ve geçerliği yok. Evet. Ama verilen sertifika bir sertifika. Evet. Ben de diyorum ki bunu nasıl veriyorsunuz? Şimdi birincisi bir eğitim gerçekleştiriyoruz. Bu eğitimi gerçekleştirdikten sonra mutlaka standartlarına uyuyor mu? Bu kişi yani bir bilgi yani sınava tabi tutuluyor. Kesinlikle sınava tabi tutulmadan zaten kişi tamam. Burada sertifika almak falan sahiptir. Fakat sizin aslında sormak istediğiniz şey şu. Şimdi bu kişi sertifika aldıktan sonra ne yapacak? Ve sizin gibi 4'er yıl eğitim alıyorsunuz. Artı 2 yıl yüksek lisans yapıyorsunuz. Ama ben biraz önce yayından önce de konuştum. Evet. Sizin verdiğiniz eğitimi yaklaşık 45-50 gün, 1 ay, 3 ay neyse içinde tamamlayıp aynı sizin yaptığınız işi yapmaya başlayabilirim. Bir yer açabiliriz. Şimdi de değil mi? Yani o da bir sıkıntı yok mu sizce de? Şimdi ben onun buraya mutlaka özellikle sendeki sizin sormuş olduğunuz sorunun aslında açılımı şu. Bizim şu anda ben de fakülte mezunuyum. Evet, tabii. Yani 4 yıllık bir fakülte bitirdim ama şimdi benim karşıma lise mezunu olan birisi gelip sizin aldığınız eğitim ben de aldım aynısını yapıyorum dediği zaman burada
şu kavram ortaya çıkıyor. Ya çok önemli değil. Üniversite mezunu olabilir. Yani. Sertifikalar burada bir savaş gerçek. Ya yani, Harvard mezunu olsa evet. Fark eder. Yani sonuçta gelip sizden bu eğitimi alıp bu işi yapıyorsa ya, evet. Lise ya da Harvard yani çok önemli değil mi? Yani burada böyle bir sıkıntı var. Yani bu sıkıntıyı çözmek için ciddi anlamda kişinin bir kere donanımlı olması gerekiyor. Yani bu noktada adımlı devleti olması gerekiyor. Bu doğru. Benim hocam hep beraber öğrenelim. Şeyi nedir bu sertifikanın ücreti nedir? Şimdi tabi böyle fiyatları ben internetten girer bilirim ben yani. Biliyorsunuz 4.000-4.500 euro civarında. Euro civarında. Euro civarında. Evet. Ben lira diyeceksiniz zannettim. Dünü veriyordum bir daha döndüm. Evet. Şimdi buyurun. Utku Bey ben halktan bilerek evet. Şunu söylemek istiyorum. Siz mesela bir 5.000 euro verip böyle bir eğitim alsanız, bir evet. Sertifika alsanız. Böyle bir sertifika almak için böyle bir eğitime de girmem. Bunun eğitim olduğuna inanmıyorum. Çünkü 40 gün derliğinde bir insanın normal süreceğine inanmıyorum. Ben bunu neye benzeteceğim? Madem bir arslan çıkarttılar ortaya güldük. Ben de bir kraldan anlatayım gidelim. Amerika'ya İngilizler, Alman, Türk polislerini bir araya getirmişler. Ormana bırakmışlar. Kim en kısa zamanda fil bulacak diye. Zürafa en sonunda gelmiş ben film diye. Evet. Evet. Öyle bir ikna kabiliyeti herhalde olması gerekiyor ki yani insanlar en sonunda... Şimdi hocam şunu da söylemek istiyorum. Bakın şimdi eğitimden bahsediyorsunuz. Evet. Eğitim çok ciddi bir şey. Eğitim değerler sistemini de gündeme getiriyor. Şimdi Türkiye'de tevhidi tecrisat kanunu var. Yani sizin verdiğiniz bu eğitim sadece bir kişisel eğitimin ötesinde toplumun genel değerlerini de ilgilendiren bir değerler veriyorsunuz. Doğru. Şimdi evet. Bu aslında işte herkes kendine göre, her grup kendine göre bir takım değerler kazandırmaya çalışırsa bu topluma, bu toplumun birlik ve beraberliği paramparça olur. İşte bu büyük bir felakettir. İki, kaldı ki verilen bu eğitim sonuç itibariyle tabi tipler yetiştiriyor. Yani bakın eğitim aslında insanın kendini gerçekleştirmesi, bu yolları bir bilim. İki, toplumun değerler sistemini insanlara öğreten okul, mektep. Üç, din ve felsefe sistemleri. Şimdi eğer insanlar bu evrensel yollarla kendilerini eğitirlerse evrensel değerlere ulaştırırlar. O zaman hem toplumsal birlik hem de insanlar hocam bana birlik, bana bir izin verin. Biraz önce bir mail aldım. O maildeki bir cümle üzerine size bir şey soracağım. Diyor ki ben NLP eğitimi aldım. Başka eğitimler de aldım. Birkaç tane ismini yazmışım. Bulamıyorum. Çok mail var. Ancak ben hepsinden pişman oldum diyor. Size gelip eğitim alıp daha sonra pişman olduğunu bildiğiniz biri var mı örneğin? Ben eğitim var mı? Hı-hı. Ben terapi yapıyorum. Evet. Aile dizimi terapisi yapıyorum. Ve meditasyonları da paylaşıyorum. Hı-hı. Beraber meditasyon yapıyoruz insanlarla. Bunu zevk için hobi olarak yapıyorum. Dolayısıyla benim yaptığım terapilerden benim olan insan vardır ya da yoktur. O kişiler arasındaki bir şeydir. Demek ki o soruyu biraz Mustafa Bey sormak istiyor. Evet, ben kısaca bir şey söylemek istiyorum. Yani burada biz yani yanlış bir yerden yaklaşmaya çalışılıyor gibi geliyor bana konuya. Burada şöyle bir şey var. Yani NLP'yi, ben de NLP eğitimi aldım. NLP evet. Eğitimleri sunmuyorum. NLP'yle herhangi bir şey yapmıyorum. Kendimde kullanıyorum. Evet. Ve gayet iyi işe yaradığını görüyorum. Şimdi bunu şöyle düşünmek lazım. NLP için özellikle bir küçük not düşmek istiyorum. Yanlış anlamaları düzeltmek adına. Evet. NLP insanların hayatının her aşamasında pek çok farklı durumda kullanabileceği bir araç. Ve bu aracı arkadaşlarımız öğretiyorlar ve pek çok diğer kişisel gelişim tekniği için de aynı şey söz konusu. Tabii korkulacak bir şey değil diyorsunuz. Bak. Asla. Evet. Yani ben şurada şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bakın burada NLP son 30-35 yıldır yanlışsam söylemiyorsam dünyanın her yerinde 10 milyonlarca insanlar tarafından kullanılıyor. Bu insanların hepsine aptal diyemeyiz yani. Bu insanlar 10 binlerce dolar para ödüyorlar. Ben de o insanları bir yargılayamayız. Nasıl ki Hindileri 1,5 milyar Hindiyi yargılayamayacağımız gibi. Burada dikkatli olmak lazım. Yoksa farklı noktaları çekilebilir. Yani burada bir meclubu gösterip de onun üzerinden çok değerli başka teknikleri lütfen karıştırmayalım. Bakın doğru söylüyorsunuz. Meclup diyorsunuz. Yani doğru söylediğiniz kısmı ben yapmıyorum. Ben de bir referör olarak ama ben de bir zup dediğiniz grubun yüz binlerce dünyada temsilcisi var. Yani dünyada size dönüp